Merhaba sevgili gençler. Bu Videomuzda kazanım 105'in sorularını çözüyoruz. İlk sorumuz. DBE noktaları doğrusal olduğuna göre AE eşittir x kaç birimdir? Ne yapıyorum? Diğer köşegeni çiziyorum. Bu sayede köşegenler birbirine ortalar ve dik kesişir deyip şu açıyı yapıştırabiliriz. Köşegen uzunluğu 16 ise ortalayacak. 8-8 ayıracak her birini. burası da 8-8. Şimdi şuradaki üçgene bakın. 8, 15 ne özel üçgenimiz vardı? 17. 8, 15, 17 özel üçgeni. Göremezseniz Pisagor'dan da gene 17'yi bulmuş olursunuz. AC bölü EB oranı isteniyor. Direkt diğer köşegeni çiziyorum gençler. BD'yi. Köşegenler dik kesişiyor diyoruz. 90-30 burası 60 geldi. Şimdi köşegen uzunluğumuz 2 olsun. Çünkü 1 1 ayıracağız, rahat bölünsün. Oran istiyor sonuçta, sıkıntı yok. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı bakın ne olur? 2 olur. Şimdi istenilene bakalım. AC uzunluğu kaç? 1 1'den 2. EB uzunluğu da 2 geldi. 2/2'den i̇ki istenilen oran 1'e eşittir diyebiliriz. Bakın gene diğer köşegeni çiziyorum. Karenin kare sorularında ya yani uzunluk sorularında çok sık kullanılan yöntem neymiş? Şu ana kadar farkına var mısınızdır? Köşegenleri çizip o köşegenlerin dikliğini kullanmak. Bunu gösterdik. Sonrasında 4 tane ikiz kenardaki üçgen oluşuyor demiştik. Bakın 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısı ne olur? 6 6 olur. Ya, o zaman köşegenler ortalıyordu birbirini. Bu da 6 olacak. Köşegen uzunluğu ne oldu? AC köşegeni uzunluğu 12. O zaman EB'de 12 gelir. Bakın şimdi şu uzunluğun tamamına y diyelim. Yani x artı 6'ya y diyoruz. Ve burada Pisagor yapıyorum. Y kare artı 6'nın karesi eşittir 12'nin karesi. Y kare artı 36 eşittir 144. Y kare eşittir 108. Y eşittir kök 108. Yani 6 kök 3 gelir. Bakın y'nin yerine 6 kök 3 yazarsak. X artı 6 eşittir. 6 kök 3. X'i burada yalnız bırakırsak ne gelir? 6 kök 3 eksi 6 gelir. Dolayısıyla cevap 6 kök 3 eksi 6 olur gençler. Ve böylece kazanım 105'inde sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.